Saygıdeğer milletvekillerimiz, saygıdeğer belediye başkanlarımız, saygıdeğer muhtarlarımız, saygıdeğer Yeni Osmanlı yörükleri, hepinizi yaklaşık 2000 metre yükseklikteki bu farklı müstesna yaylada en kalbi duygularla selamlıyorum. Böyle bir irtifada bu güneşin altı bekliyor. Saatlerdir, yıllardır süren bir şöleni bugün yeniden kutluyorsunuz. Temennim odur ki bu mutluluk sadece Söbüce yaylasında kalmasın. Bu mutluluk Türkiye'nin en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine, her santimetre karesinde yaşanır hale gelsin. Yeni Osmanlı Yörükleri Kültür, Sanat, Sosyal Derneği'nin değerli yönetiminin bu davetinde bizler hayır diyemedik. Ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte sizin bu şöleninizde sizlerle bütünleşmek istedik. Zira ülkemizin bütünleşmeye ihtiyacı var. Ülkemizin beraberliğe ihtiyacı var. Ülkemizin en azından şu yaşanan sıkıntıları bir anda olsun bir kenara itip manen birbirini tatmin etmek suretiyle aydınlık yarınlara emin adımlarla yürümek için bir dinamizme ihtiyacı var. Ben yörük kardeşlerimi evet şöyle tarihi derinliklerinden alarak bugüne kadar baktığımız zaman evet, taştan rızkını çıkaran insanlar olarak tanıyorum. Yörük kardeşlerimi bir yerde arayıp bulamadığını Firzan'a kadar gider, orada yine taşı sıkar, suyunu çıkarır, oradan da rızkını temin eden insanlar olarak biliyorum. Tarihte böyle gördüm. Tarihte böyle okudum. Bugün de böyle olduğuna inanıyorum. Ama yarın da böyle olacağız. İnşallah. Hep birlikte böyle olacağız. Bakın sordum. Dedim ki Antalya'da bir bardak çay kaç para? Dediler ki 250 bin lira. Simit kaç para dedim? Dediler ki 150 bin lira. Eyvah yandık dedim. Niye? 250 artı 150 400 bin lira. Ortalama her evde 3 çocuk olsa anne baba 5. 5 kere 400 200 bin lira. 2 milyon. Öyle mi? Evet. 2 milyon. Basit bir hesap yapıyoruz. Günde 3 öğün ne yaptı? 6 milyon Türk lirası. Ay 30 gün ne yaptı? 180 milyon Türk lirası. Peki Türkiye'de asgari ücret kaç para? 107. Neyse net 105 milyon Türk lirası. Ah sevgili kardeşlerim. Ah benim yörük kardeşlerim. Hale bakın. Hale bakın. Vatandaşına bir bardak çayla bir simidi bile layık görmeyen bu yönetimler nasıl hala bu ülkenin başında duruyorlar? Nasıl duruyorlar?
180 milyon çayla simit. Asgari ücret bile bunu karşılamıyor. Daha ben evin kirasına gitmedim ha. Daha elektrik parasına girmedim. Su parasına girmedim. Okul masrafına girmedim. Çoluk çocuğun giyimine, kuşamına girmedim. Telefon yok. Telefonu filan artık lüks saymaya başladık zaten. Çünkü ne zaman ne geleceği ondan da belli değil. Yazıyorlar, gönderiyorlar. Sevmeye mecburuz. Bütünleşmeye mecburuz. Bölgeler arasında bir sıkıntının yaşanmamasına mecburuz. Ve Türkiye bu yeni döneme farklı bir siyasi anlayışla girmeye mecbur. Yoksa mevcut parlamento çatısı altındaki yapıyla eğer biz tekrar bir seçim yaşayacak olursak, biliniz ki yarınlarımız bugünden daha beter olacaktır. Öyleyse ne olacak? Olması gerekeni söylüyorum. Önce bir karar vereceğiz. Bu karar şu. Bu ülkede bütünleşmeyi sağlayacağız. Bir olacağız, beraber olacağız. E nasıl olacağız? Öyle bir siyasi yapılanma ki ırka dayalı milliyetçiliği bir kenara koyacak. Bölgesel milliyetçiliği bir kenara koyacak. Dine dayalı milliyetçiliği bir kenara koyacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında 65 milyonu bir araya getirecek. Böyle bir siyasi yapılanmaya mecburuz. Türkiyelilik bilinci. Bunu yakalamalıyız kardeşlerim. Ve hep beraber bu taşın altına gireceğiz ve Türkiye'mizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Niçin sizin fert başına milli geliriniz 2200 dolar olsun? Şurada Yunanistan 17, 18, 20 bin dolarlara çıktı. Biz olamaz mıyız? Bu aziz milletin buna beyni de, aklı da, çalışkanlığı da yeter. Yeter önümüz açılsın, bu başarılır yeter. Bu halledin. Değerli kardeşlerim, işte bizi öyle şeylerle aldatıyor, öyle şeylerle kandırıyorlar ki son zamanlarda söylenen en iyi borçlanan ülkeyiz diyorlar, bununla iftihar ediyorlar. Öyleyse bir madalya da biz takalım bunlara. En iyi borçlanan ülkenin yönetimi oldukları için. Biz diyoruz ki tarihin en büyük yokluk günlerini yaşıyoruz. Hiçbir zaman yaşamadık bunları. Ama bunları inşallah hep birlikte aşacağız. Neyle aşacağız? Az önce söylediğimle. Başka? Değerli kardeşlerim, bu repo, faiz, bunları bir defa şöyle milletimizin sırtındaki yük olmaktan ekonominin kuralları içerisinde kaldıracağız. Bugün dünyanın neresinde Allah aşkına söyler misiniz? %15 döviz bazında devlet faiz veriyor. Yazıktır, günahtır. Bu fakir milletin sırtından çıkıyor. Bu nasıl öderiz? Onun için faizde dünyadaki konjonktürü yakalamak durumundayız. Bu milleti sömürtmeden, devletin kasasını sömürtmeden bu işi başarmalıyız. Ve eğer borç alacaksak borçla faizi değil, borçla yatırımı, üretimi teşvik etmemiz lazım. Bunu başarmamız lazım. Ve bunun adımlarının olmazsa olmaz atılması lazım. Bak bu kadar işsizimiz var. Özel sektörümüzü ayağa kaldırmamız lazım. Dürüst yönetim, finansmanda, parada dürüst yönetim ve ondan sonra da bütün bu arazilerin evet en ideal şeklinde hareketlenmesi lazım. Hayvancılığımız bitti. Tarım bitti. Bunların ayağa kaldırılması lazım. Hep beraber bunlarla ilgili inşallah
çok kısa bir süre içerisinde farklı şeyleri duyacaksınız. Ve inanıyorum ki bunlarla birlikte de bu millet yeniden ayağa kalkacaktır. Öyleyse tek çözüm. Diyorum ki dürüstlük, dürüstlük, dürüstlük. Türkiye'mizin toplumsal barışa ihtiyacı var. Partilerimiz birbirleriyle adeta vuruşuyorlar. Siyaha siyah dese bile iktidar, muhalefet beyazdır diyor. Veya muhalefet siyaha siyahtır dese iktidar beyazdır diyor. Hayır, böyle yürümez mi? Bu ülkeyi sevmek değildir. Bu toplumsal barış değildir. Buradan başlayacak toplumsal barış. Eğer iktidar siyaha siyah diyorsa muhalefet de evet ben de senin yanındayım doğru siyahtır demesini bilmelidir. Muhalefet eğer diyorsa ki bu dediğiniz yanlış, bak bu beyazdır ve bunu ispat ediyorsa iktidar muhalefet doğru söylüyor. Evet bu beyazdır diyebilmelidir. Demokrasi budur. Yöneten demokrasi budur. Niye? Denetleyene de saygı duyar. Ama aksi takdirde yönetemeyen bir demokrasi olur. Bunu yakalayacağız. Ve demokrasi birilerinin görünmeyen saltanatı olmamalıdır. Bu saltanatları kim yıkacak? Halk olarak, millet olarak siz yıkacaksınız. Bu saltanatlara yer vermemeniz lazım. Öyleyse birleşelim. Öyleyse beraber olalım. Nerede? Doğruda, dürüstlükte. Yalanda yanlışta bir ve beraber olunmaz. Doğruda bir ve beraber olunur. Bunu hep birlikte yaşamamız lazım. Vatanseverlikte, milliyetperverlikte, sabıkalı, şaibeli kadroların peşinde değil. Doğru, dürüst, net, mert, vatanperver, milliyetperver kadroların peşinde olmalıyız. Genç, dinamik, genciyle, kadınlarıyla hep birlikte el ele vermiş bir yeni yapı. Bunu sağlamamız lazım. İşte bunun kararını siz vereceksiniz. Bunun kararını siz vereceksiniz. Onun için ben dernek başkanımızın ve eski Kepez Belediye Başkanımızın ifadelerine aynen katılıyorum. Hiçbir zaman buralar gerçekten bir politik arena haline dönmemeli. Çünkü buralar bir konsensüs yeridir. Barışın temin edildiği yerlerdir. Ve bunu burada yaşamalıyız. Ve bunu eğlenceyle, şölenle bu hale getirmeliyiz. Ve toplumsal desteği arkasına almış olan bir yönetim, inanıyorum ki Türkiye'mizi de aydınlık yarınlara az önce anlattığım ifadelerle geçirecek ve sıçramasını yaptıracaktır. Öyleyse ne olur sakın ha nefret ettirmeyin. Hep sevdirin. Ne olur birbirinize selam vermeden geçmeyin. Selama hasret kaldık. Kimse birbirine selam vermiyor. Aynı apartmanda oturuyor selam vermiyor. Nasıl sağlayacağız barışı? Ya selam ver, bir merhaba de. İyi günler de. Günaydınlarımla müsaade alarak ayrılmak istiyorum. Aydınlık yarınlarda beraber olmak üzere. Allah'a ısmarladık diyorum.